Hakan ismini en çok merak etmişsiniz. Türk kökenlidir. Hükümdarların hükümdarı, Osmanlı hükümdarına verilen ünvandır. Ama Hakan genelde fazla dil öğrenmeyi, konuşmayı, sohbet etmeyi, öğreticiliği, hayat boyu geldiği noktayı unutmaz. Her zaman başkalarına fedakarlık eder. Kendinden çok başkalarını çok fazla düşünür ama en önemli özelliği bencil gibi gözükür ama içsel merhameti onu çok fazla ızdırap, inancı çok kuvvetlidir. Dinine çok düşkündür. Yani namazsa namaz, kilise ise kilise, yani yaşadığı kök neyse ona göre dini olarak ciddi anlamda değer verir. Ve her şeyden önemlisi devlet, devletle alakalı noktalarda çok fazla görev almak. Yani askeri, silaha merakı çok fazla vardır. Kılıç kuşanmayı, ata binmeyi ve sporcu yönü de hakim olur. İyi bir aile babası olmayı öğrenmesi gerekiyor. Tek eksiği olabilir. İyi bir aile babası öğrenemez bir türlü. Çünkü her zaman çocukluğundan kalan ailedeki eksiklikler, yatılı yaşamış olabilir, bazı maddi krizler yaşadığı için, aile eksikliği çok fazla yaşadığı için kendi hükümdarlığını aile olarak göremez ama başkalarına muhteşem bir aile olur. Dışarıdaki insanlara yardımsever, yaşlıları, çocukları her zaman bilinçli şekilde destekler. Para her zaman onun hayatında vardır ama çok varlık için en az 50-57 yaş arasına ihtiyaç vardır. Ama bütün dünyayı kendi alanında gezmiş ya da yaşadığı yerin karış karış gezer. Toprağa çok düşkündür. Motor, hızlı araç, bunlara merakı da çok fazladır. Duygusaldır ama duygusallığını asla dışarıya yansıtmaz. Ama iyi bir annecidir ve annesini çok sever, babasına farklı bir aşıktır. Babasını içsel dünyada gizli tutar. İyi bir eş olur, sadakatlidir, yalan söylemez, düz ve nettir. Yani Hakan hayatından birini çıkartmak istiyorsa çok zor çıkar ve kendi söyleyemez. Kişiler yavaş yavaş hayatından çıkar. Çünkü o birilerini çıkartmaktan her zaman karşı tarafa zarar vereceğini düşünür. Eli bonkördür. Gerçekten bol. Yedirir, içirir, gezdirir ve her zaman bir şeyler için mücadele eder. Hayatını yaşadığı topraklara adar ve yüzmeye, dalmayı çok merak vardır. Renklidir Hakanlar, bilginiz olsun. Yasemin en çok sorulan isimlerden. Ya beyaz, kırmızı, sarı, renkli kokulu, güzel açan ağaçlık demek. Ama Yasemin baktığımız zaman mis gibi kokar ve cennet gibi bir enerjisi vardır. Farsça kökenlidir, bunu unutmayalım. Ama baktığım zaman çok mutlu, çok keyifli, çok güzel bir ailede dünyaya gelir. Ve gerçekten pamuk prensesler gibi bakılır. Şunu da unutmayalım, çok şımarıktır, egosu çok yüksektir ve karmaşık hayalleri vardır. Kendi bildiğini her zaman bildiğinin arkasında savunur ve başarılı ve yaratıcı sanatçı. Yaratıcı kimliklere, tiyatroya, sanata merakı çok fazla olur. Yazma kabiliyeti ve enerji olarak da ailesine karşı hem işbelidir hem cilvelidir ama dediğini yaptırır. Lüks hayatı çok fazla sever ve renkli enerjiye çok hakim olduğu için çok da mutlu olur. Genç yaşta evlilik değil, daha çok ilişkileri tatmak, eğlenmek, ruhunu iyileştirmek ve eğitim konularında kendi noktasında en iyi başarıyı sağlamak ister. 30-32'li yaşlarda düzen kurmayı daha çok tercih eder. Aile baskısı yoksa 32'den önce evlilik yapmaz. Mutlu bir evlilik mi? Evet, mutlu evlilikler yapar ama çok evliliklere de müsaittir. Çünkü ruhu soğuduğu vakit o evde kimse onu tutamaz. Genelde erkek çocuklarına sahip olurlar ve zarif ve ince bir karakter yapıları vardır. Huzursuzluk alanı onu çok mutsuz eder. Akşamları geç uyumayı ve kitap okumayı çok sevdikleri için bu arada da yaratıcı dünyası çok fazla hakimiyet kurar. En önemli şey de babasına çok düşkün, annesini çok sever ama babasına çok aşık bir karakter. Ama çocukluğundan kalan takıntıları hayat boyu kendi içerisinde devam ettirir. Ufak tefek psikolojik destek alarak kendini geliştirmeye ihtiyaç duyabilir diyorum. Yurt dışı, seyahatler, gezmek onun en favori evresi. Ekonomik olarak da her zaman gücü yakalamak için hedeflerine odaklıdır. Korkmanıza gerek yok Yaseminler.